Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Şimdi tefekkür vakti. Mesela gaybı hiç düşündünüz mü? Tefekkür ettiniz mi? Sokaktaki vatandaş gaybı nasıl bilir? Falan şey yoktu ve Allah sonradan yarattı. Hazreti İsa'yı babasız yaratması gibi mesela. Veya bir şeyleri hayal etmemiz gibi. Veya anne rahminde ceninin 4. ayda ruhu teslim edilmesi gibi. Bu kadar. Evet. Doğru fakat eksik. Bir de zaman tünelinde gizlenen ve aslında maddi olarak var olan fakat bizim göremediğimiz bir kayıp var. Kayıp olan, yani bazı kayıp olan eşyalarımız gibi. Mesela 24 saat sonra ne olacağı bizce meçhul, yani kayıp. Fakat o 24 saatin sana gelmesini beklemeden sen ona erkenden gitsen, o kayıp sana meçhul değil, malum olur. Mesela yarın sana ekmeği kim getirecek veya lazım olan şeyi sana kim verecek? Yarını beklemeden o kayıp olan şeyin yanına gidebilsen eğer, o şey kayıp olmaktan çıkar ama bilmediğin için oraya gidemiyorsun. Şimdi konu konuyu açıyor. Buradan Allah katında makbul, mübarek zatların bir de tayyi mekan, bastı zaman dedikleri kavramlar, mefhumlar var. İşte bakın, tam da bu mesele münasebetiyle ifade edilmesi gereken kavramlar onlar. Onların ruhları cesetlerine galip geldiği için zaman onlar için bir engel değildir. Allah'ın onlara bir ikramı, lütfudur yani. Nedir? Tayyi mekan, bastı zaman. Zamana basıp, engelleri aşıp, geçip gidiyor adam. Niye? Çünkü tayyi mekan, bastı zaman. Evet. Çok derin meseleler. İnce fakat güzel dersler, sohbetler. Öyle değil mi?